Merhaba arkadaşlar. Evet, üçgende açılar 3. dersindeyiz. İnşallah beraber işleyeceğiz. Hem bu derste ufak birkaç bir şey kalmıştı. Ondan sonra yavaş yavaş genel tekrar yapacağız. Üçgende açılar konusunu bugün tamamen bitirmiş olacağız. Sesim geliyor mu? Var mı problem arkadaşlar? Evet, sesten yana bir sıkıntımız yok. Arkadaşımız teyit ettik. Evet, beraber bakalım. Üçüncü ders. Evet. Şimdi dün açıortay soru tiplerini öğretmiştik. Bu farklı. Bu da dört işlem. Matematik bu da bir soru tipi. Bunları beraber işleyeceğiz. Arkadaşlar hemen ilk yapmamız gereken şey açıortayı gördük müydü? AA, BB demek. AA, BB dedik. Peki şurada bir üçgenimiz var mı? Var. 2A artı B'miz ne olacak? Şimdi bunların inşallah PDF'leri size de verilecek. Onu link olarak konacak. Ondan sonra not almanız, etmeniz kolay olacak. Biz bunların altyapı hazırlıklarını verdik. İnşallah en kısa zamanda linkine eklenir. Onu bir şekilde size ulaştıracak. 110 ise A artı 2B'miz ne olacak arkadaşlar? 70 derece olduğunu biliyoruz. Üçgenin iç açıları toplama A 180 oluşur. A artı 2B'mize ne lazım? 70 olduğunu biliyoruz. Burada da bir üçgenimiz var. B ile 2A'nın toplamı burası 70 ise B ile 2A'nın toplamına da ne kalır? 110 kalır. Biz denklem çözmeyi biliyoruz. 110 ise 3A artı 3B'nin de topladığımız zaman 180 olduğunu gördük. 3A artı 3B 180 ise arkadaşlar A artı B'miz ne olacak? 60. A artı B'mizin 60 olduğu yerde ikiz bunu ikisi 60 ise 3. açıya da ne kalacak? Mecburen 120 kalacak. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Ses görüntüde bir sıkıntı yok diyor. Bunu da anladıysanız bir de anlatıyorum. Sadece yaptığım şu. Üçgen iç açıları toplamı 180. 2B artı A'ya 70 kalır. Yazdık. B artı 2A'ya da 110 kalır. 3A artı 3B 180 ise A artı B'miz 60. Üçgenin iç açıları toplamı 180 olması için alfamıza ne lazım? 20 lazım arkadaşlar. Evet. Beraber bakalım. İlk iş yapmamız gereken her zaman sorularda açıortayı gördüğümü de AA, BB diyoruz. Dedik mi? Dedik. Peki 2A artı 2B burası bütünler mi? Bütünler. Bütünler olduğu için tepe açımızın ne olması lazım? 2 artı 2B 180 ise A artı B'ye 90 kalmaz mı? Burası 90, 18 ise bu ikisinin toplamı da 90 olması için bu açımız ne olacak? 72. 72 ise bu taraf 108. Taban açıları ne olacak? 36. 36 kalacak. Arkadaşlar bu açı 36. Bu açı da 36'ymış. Şurası bir üçgen değil midir? 36, 36. 3 tane 36'mız 108 etmedi mi? 108 artı veya şöyle yazalım. 108 artı alfamız 180 olduğu için alfa da kaçtır? Söyleyeyim. Söyleyemiyorsunuz herhalde. En azından yazın ya. Evet. Altta mesaj kısmına yazarsanız bir de görmüş olursa. Bir de anlatıyorum. Buraya AA dersek açıortayları bunlar da BB olacak. İlk iş soruda açıortayı gördüğünde aynı harfleri verdi. 2 artı 2B 180 olduğu için A artı B'miz arkadaşlar 90 derecedir. 90, 18 ise buraya ne lazım? 72 lazım. Burası da 108 oldu. Bütünlerdir. İkizkenar üçgen tepe açısı 108 ise taban açının 36, 36 olduğunu söylemiştik. 36, 36. Bu da 36 olduğu için 108. Buna da ne kalır? 72 derece kalır arkadaşlar. Evet. Farklı soru tiplerinden bir tanesi bu. Bunu normalde biz öğrencilere çemberde açıdan öğretiyoruz. Yani bu sorunun iki çözüm yöntemi var. Bir çemberde açı sorularından çok rahat çözülebilir. Bir de üçgende açıdan. Şimdi bakalım beraber. Aşağıdaki bir kampüsün içinde yer alan dört farklı arasındaki doğrusal yollar verilmiş. Evet. Dört farklı fakülte arasındaki. Hukuk fakültesi, mimarlık, mühendislik, fen fakültesi. Hukuk fakültesi, mimarlık fakültesi ve fen fakülteleri eşit uzaklıktaymış. Hukuk, mimarlık, mühendislik, fen fakülteleri neymiş? Hepsinin hukuk bunlara eşit uzaklıktaymış. Evet. Olduğuna göre alfa kaç derece? İlk önce verilenleri her zamanki gibi üzerine yazıyoruz. Şu üçü
Eşit verilmiş mi? Verilmiş. Bunun pratik çözümü şu. A, B, C şöyle düşündüğümüz zaman şuradan şöyle şöyle köşelerden bir köşeden 3 eşitlik geçiyorsa çember geçer. 30 ise burası 30. Burası çevre açıda gördüğü yayın yarısıdır. Şimdi biz bunu şu an bilmiyoruz. Bu pratik çözümü ama bunu önümüzdeki sene 10. sınıfta çemberli açı konusu gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Şimdi bizim sizden bilmenizi istediğimiz şey şu. İkiz kenarı gördüğümüz zaman taban açılarına AA, BB diyecek miydik? Dedik mi? Dedik. Şurada bu A ile karışmasın, alfa ile karışmasın diye bunu B yapıyor. Bunu da B yapıyor. Bunlar da bu ikiz kenar değil mi arkadaşlar? Şu iki kenar. Burası B artı alfa ise burası da B artı alfadır. Çünkü ikiz kenar soruda verilmiş. Şu açında B artı alfa olduğunu gördünüz. Dün iki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açıyı görmüştük. B artı alfa ile alfayı toplarsak şu açımız B artı 2 alfa eder mi? B artı 2 alfa eder. Peki şurada da bir üçgenimiz yok mu? Burada da bir üçgenimiz var. İki tane iç açı kendisine komşu olmayan şu açı eşit değil miymiş? O zaman ben buradan yazsak B artı 30 eşittir. B artı 2 alfa yazsak B'ler zaten birbirini götürdü. 2 alfa 30 olduğu için alfa eşittir 15 derece olduğunu rahatlıkla görürsünüz. Bir de anlatıyorum. Bir köşeden 3 eşitlik geçiyorsa hemen şu köşelere ikiz kenarları yazdık. Buraya B dersek bu da ikiz kenar olduğu için B'dir. Taban açıları burası B artı alfa ise burası da B artı alfadır. 2 iç bir dıştan B artı 2 alfa şu ikisinin toplamı her zaman burayı veriyordu. Bu taraftan da bu ikisinin toplamı burayı verdiği için B'ler gider. 2 alfa 30 alfa eşittir 15. Bu soru bir tık sert soru. Umarım anlamışsınızdır. Anladınız mı? Anlaşılmazsa tekrar anlatayım. Evet, anlaşılmış arkadaşlar. Şimdi evet, bu da birazcık şunu da büyüteyim. Evet. Şimdi burada ağaç C'de eşit. Eşkenar üçgenin bir özelliği var. Diyoruz ki eşkenar üçgenin bütün yükseklikleri birbirine eşittir. Şimdi ağaç ile C'de eşit verilmiş ama şu uzunlukla ilk önce şunu kalemi getireyim. Şu uzunlukla şu uzunluk eşit verilmiş. Bununla bu eşit verilmiş. Ama ne alakası var? Dün ders anlatırken demiştik ki alakası yerlerde eşitlikler varsa bunlar bir şekilde yan yana gelecek. Ya ikizkenarlık ya benzerlik çıkacak dedik. Doğru mu? Doğru. Şimdi biz eşkenar üçgenin bütün kenar uzunlukları eşit olduğu gibi bütün yükseklikleri eşit olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Burası çizdiğimiz zaman hemen şunu geri kalemi getireyim. O zaman burası kenar ortaysa aynı zamanda diktir. Demek ki bu kenarla bu kenar eşit değil mi? Eşit. Tepeden tabana inilen dikme. Kenar ortay, açı ortay aynı zamanda yükseklik olmuyor muydu? Oluyor. 30. Peki arkadaşlar 30 ise şu açımız ne olacak? 150 değil midir? Bununla bu ikiz kenar çıktığı için şu açımız 15 olmaz mı? 15 olursa 15, 90 ise şu açımız ne olacak? 75 derece olduğunu görüyorsunuz. Yine anlatıyorum. Evet, bu da farklı soru tiplerinden bir tanesidir. Alakası yerlerde eşitlikler varsa aklımıza iki şey gelecek. Ya ikizkenarlık gelecek arkadaşlar ya da benzerlik gelecek. Burada baktık hemen. Burası bununla bunun hiçbir alakası yok. Ama ben ne biliyorum? Eşkenar üçgenin bu yüksekliğiyle buradaki yükseklik eşittir. Kenar ortay aynı zamanda diktir. Aynı zamanda şurası da neydi? Açı ortay. Burası 30 ise arkadaşlar burası 150 değil midir? İkizkenarın tepe açısı 150 ise şurası da 15 dikkat edin. Evet, burası da 15 derece. Doğru mu? Doğru. Burası 15. Burası da 90 olduğu için üçgenin iç açıları toplamı 180 olması için alfaya ne lazım? 15 90 ise mecburen 75 lazım. Anlaşıldı mı? Evet. Bir daha bakın soruya. Evet. Yeni soruya geçiyorum. Döndürme soruları ikiz kenarlık sorularıdır. Bu yeni nesil sorularda çok fazla kullanılıyor. Şekildeki birdeki ABC dik üçgeni C köşesi etrafında ok yönünde saat yönünde döndürülerek şekil 2'deki A üstü B üstü C üçgeni elde ediliyor.
Tepe açısı 10 verilmiş. Diyor ki bize zahmet olacak ama diyor alfayı bulur musunuz diyor. Şimdi aynı üçgeni şu BC kenar burada burası değil midir? Bu kenarımla şu kenar aynısı değil mi arkadaşlar? Aynısı. Şu açı 10 ve şu açının da 10 olduğunu biliyoruz. Doğru mu? Doğru. Peki 90 10'sa şu açımız ne olacak? 80. 80 ise değerli arkadaşlar ikiz kenar olduğu için geriye ne kalıyor? 100 kalıyor. 100 kaldığı için 50 bu tarafa, 50 bu tarafa değil midir? Burası 50 ise alfamız ne olacak? 130 derece olduğunu rahatlıkla görüyorsunuz. Evet. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bir daha söylüyorum. Döndürme soruları, katlama soruları, açıortay soruları. Döndürme soruları da hep ikiz kenarı çıkacak. Bu tarafa aynı şekilde öbür tarafa doğru döndüğü zaman kenar uzunlukları bozulmaz. BC buraya gelmiş, bu buna eşit. Dikkat ederseniz şu kenar ile şu kenar da birbirine eşittir. Hipotenüsler de birbirine eşittir. 10, 90 ise 80. İkiz kenar olduğu için taban açı 50-50. O zaman alfamız ne olacak? 130 derece olacak arkadaşlar. Evet, saat soruları. Saat sorularına beraber bakalım. Evet. Şimdi bunu doğrudan açıdan daha önceden de biliyorsunuz. Bütün saatlerin, evet, bütün çemberlerin etrafı kaç derece tam açı olduğu için başladığı yerde bittiği zaman 12'den başlayıp tekrar 12'ye gelene kadar 360 derece değil midir? 360 derece olduğunu biliyoruz. Peki akrep dediğimiz küçük olan 60 dakikada ne kadarlık yol alır? 60 dakikada akrep ne kadarlık yol alır? Ne kadar yol alır arkadaşlar? Mesajlarınızı bekliyorum. Hadi. Bilen yok mu? Tamamı 360 derece. 12 tane saat olduğu için 360'ı 12'ye, evet Ahmet Efe doğru söylüyor. 30 olduğunu biliyoruz. 360'ı 12'ye böldüğümüz zaman burası ne olacak arkadaşlar? 30 derece değil mi? 30 derece. Bunu bilmenizi istiyoruz. Sıkıntı var mı? Yok. Şimdi bana diyor ki saat 3'ü 10 geçe diyor. 3'ü 10 geçe akrebine yelkon arasındaki o açıları bulacağız ki sorun bilsin. Şimdi 2'den tam şöyle düz geçmiş olsaydı zaten bu tam 2'nin üzerinde 10 geç olduğu için. Şuradan hemen şey çizelim. Burayı tam 3'ün üzerine birleştirmiş olduğumuz olsaydık 2 ile 3 arası 30 derece olacaktı. Şurayı da aynı mantıkta farklı bir rengi koyuyorum. Evet. Şuradaki 9'u da buraya birleştirseydik şu açımız ne olacaktı arkadaşlar? 30 derece olmuş olacak. Şimdi beraber bakalım. 60 dakikada akrep 30 derece yol alırsa 10 dakikada akrep ne kadar yol alır arkadaşlar? Yarı yarıya azalmış. O zaman 5 derecelik yol almaz mı? Burada 30 vardı. 5 de burada varsa 3'ü 10 geçe bu ikisi arasındaki açı 35 derece olur. Siz biraz önce demiştiniz ki 12 ile 1 arası 30, her saat arası 30 derece olduğunu söylediniz. Burada da 30 olduğunu biliyoruz. Bu 10 dakikada bu tarafa doğru yol aldığı için orası da neymiş? 10 dakikada yarısı kadar yol aldı, 5 derece. Şimdi şuranın tamamının biz 30 olduğunu gördük. 9 ile 10 arası. Yalnız bu tarafa doğru akrep küçük olan da 10'a doğru yaklaşmış. 50 dakikada diyor. 50 dakikada akrep ne kadar yol alacak? Yarısı kadar yol alacak. 50'nin yarısı 25. Şu arkadaşlar şuradaki küçük açımız 25 derece ise buraya bize 30'dan 25 çıkarsa şu ikisinin arasına 5 kalmaz mı? O zaman 9.50'de aradaki açımız kaç olacak? 5 derece olacak. Bu 35 derece, bu 5 derecesi toplarsak 40 derece. Tepe açısına alfa yaklaş lazım. O zaman ne dememiz lazım? 140 derece diyoruz. Evet bir bakın bir daha anlatayım. Bir bakın bakalım. Anlaşıldı. Evet. Bu da farklı soru tiplerinden bir tanesi. Saat. Küçük olana akrep diyoruz. Büyük olana yelkoğan diyoruz. Şimdi tamamı her saat arasının şunu bilmeni istiyoruz. Her saat 360-12'ye bölersek şu aralığın her biri 30 derece arkadaşlar. Buradaki her biri 30 derece olduğunu bileceğiz.
Y kuantum dolanırken küçük olan da yerinde durmaz. Tam 3'ün üzerinde durmaz. Elinizde kolunuzdaki saate bakarsanız ve evinizdeki duvar saatine baktığınız zaman mesela şu an 15-14. Hemen hemen şeyde aynı saate denk gelmiş. 10 gece. Bu tarafa doğru tam 3'ün üzerinde durmuyor. Akrep de bu tarafa doğru 14 dakikalık. Yani şu anki saate göre 14 dakika. Ama bu soru için 10 dakika bu tarafa doğru dönmüş. Her 60 dakikada akrep 30 derece döndüğü için her dakikada yarım derece, yarısı kadar dönüyor. Onun yarısı ne yapacak? 5 derece. 50 dakikanın yarısı ne yapacak? 25 derece ileriye doğru ilerlemiş. O zaman diyorum ki arkadaşlar şu açı 30 zaten. Bu tarafa doğru 5 derece giderse şuradaki açımız ne olacak? 35 olmaz mı? Olur. 9-50 arasındaki tamamı kaç derece? 30. Bu tarafa doğru da 25 derece giderse, biraz önce burada bulduk. 30'dan 25 çıkarsak şu araya da 5 kalmaz mı? 5 kalır. Burası 5. Burası 35 ise 40 oldu. Yukarıya ne lazım arkadaşlar? 140 lazım. Üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğundan dolayı. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bir de anlat diyorsanız bir de anlatayım. Evet. Herkes anlamış. Sıkıntı yok. Evet. Farklı soru tiplerinden bir tanesi. Evet. Beraber inceleyelim. ABC bir üçgen. AB, AD. BD, AC'nin iki katı verilmiş. Zahmet olacak. Soruyu çözer misiniz? Diyor. AC uzunluğuna K dersek BD uzunluğuna 2K diyeceğiz. Geçen dersi iyi dinlemişseniz demiştim ki arkadaşlar, dinlemeyen arkadaşlar varsa bir önceki videoyu YouTube'da bunlar videolar kondu, dersler sunular kondu, orada göreceksiniz. Orada muhteşem üçlü diye bir şey anladım. Dedi ki sorularda arkadaşlar 1.90 varsa iki şey aklınıza gelecek. Ya Pisagor ya da muhteşem üçlü. Ya Pisagor var ya da muhteşem üçlü olduğunu diyeceksiniz. Başka bir şey istemiyoruz. Şimdi buradan Pisagor'un nasıl iki kenar bilmesi lazım. Pisagor'la işimiz yok. O zaman hemen şuradan bir hat çekeceğiz. Şöyle bir muhteşem üçlü çizeceğiz o zaman. Bir bakalım muhteşem üçlü yapınca bir şey çıkıyor. Deneyelim bakalım ne olacak. Evet. Beraber baktığımız zaman şuraya verilenler üzerine yazdıktan sonra bir üçgen gördüğünüz zaman hemen kenar ortay ayırdığı parçalardan birleştirdik. Burası K ise burası K, burası da K oldu mu? Bakın ne çıktı arkadaşlar? İkiz kenar çıktı. Fark ettiniz mi? Bu alfa ise ikiz kenar olduğu için burada alfa. İki iç bir dıştan. Şuranın da iki alfa olduğunu herkes görüyor mu? Görüyor. Burası iki alfa ise değerli arkadaşlar. Bakın bununla da bu ikiz kenar çıkmadı mı? İki iç bir dıştan. İki alfa. Bununla da bu eşit olduğu için şu açımızdan olacak? İki alfa olmayacak. İki alfa yazdık. Peki, köşedeki üçgenin iç açıları toplamı 180 derece değil mi arkadaşlar? 3 alfa artı, burası 3 alfa artı 90 ile 24 toplarsak 114 mi diyor? 114. Eşittir 180. 3 alfamız ne oldu? Söyleyeyim. 120 olsaydı 60'lı, 66. 3 alfa 66 ise 1 alfamız soruyor 22. Evet, bir bakın, bir daha anlatayım. Şimdi bu çözdüğüm son sorular, bu konunun en farklı, en zor soru tipleri. Bütün kaynaklarda, şu benim anlattıklarımı bayağı bir soru çözdük. Bu çözdüğüm soruları tekrar dinler, tekrar bakarsanız çözemeyeceğiniz soru kalmaz arkadaşlar. Bütün soru tiplerini öğretmiş olduk. Ne yaptık? Alakası yerlerde eşitlikler varsa ya ikizkenarlık ya benzerlik çıkacaktı. 90 olduğu için ya Pisagor ya muhteşem üçlü dedik. Hemen Pisagor'dan bir şey çıkmaz. İki kenar verilmemiş. Muhteşem üçlü çiziyoruz. K, K, K dedik. Buradan baktığımız zaman bu ikisi ikiz kenar çıktı mı çıktı. Bu ikisi ikiz kenar çıktı mı çıktı. Alfa ise alfa. İki iç bir dış açısına şu arkadaşlar şurası ne olur? İki alfa olur. Bu da bunlar ikiz kenar olduğu için burası iki alfa. Üçgenin köşedeki açıların toplamı 180 olduğunu siz biliyorsunuz zaten. 3 alfa artı 90 artı 24 180 ise 3 alfaya 66 lazım. Alfamız ne olacak? 22 derece olacak. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Geçeyim mi? Evet. Sadece birkaç arkadaş böyle tepki veriyor. Öbürleri evet. Sanki tepki vermiyor.
Evet. Devam ediyoruz. Şunu biraz. Dersi kaçıranlar için bütün soruları örnek olsun diye sıfırdan almak için bunu bir daha basitten sonra doğru yine sorular koydum. Beraber bir inceleyelim. Çok rahat bulup çözebilirsiniz. Söyleyeyim, hemen cevaplarınızı bekliyorum. Cevap C diyorsun yani. Evet. Bakalım. Şimdi burada ister iç açılardan gidelim, ister dış açılardan. Hepsi dış açı olduğu için dış açıları toplamını 360 olduğunu hatırlatmak için bir de dış açılardan anlatayım, sonra iç açılardan anlatayım. 120, 130 da 250. Dış açıları toplamı 360 olduğu için burası 110 olmaz mı arkadaşlar? 110 ise arkadaşlarınızın altta cevapları gönderdiği gibi 70 olduğunu çok rahat da bulursunuz. Ya da bu dış açıdan çöz. Bir de biz bunu iç açıdan çözelim. Onu da farklı bir renkle çözmüş olalım. Evet. Kırmızılar ilk çözüm. Yeşil de ikinci çözüm. 120 ise şu açımız ne olacak? 60 derece olduğunu biliyoruz. 130 ise burasının 50 olduğunu biliyoruz. Bütünler olduğu için. İkisinin toplamı 110 ise x'e ne kalacak? 70 derece kalacak. Evet, diğer soruya geçiyorum. Beraber inceleyelim soruyu. Bir bakın soruya. Evet, kaç buldunuz? Sorularda paralellik varsa Z kuralı unutulmama. İş ders, yöndeş açı, karşı durumlu açı. Bu üçünü bilirseniz çok rahatlıkla soruyu çözersiniz. Evet. Bazı arkadaşlar buldu herhalde. 85, 25 daha 110 mi diyor? Şu arkadaşlar şurası ne olacak? 70. Bu randa 70 olduğunu biliyoruz. Doğru mu? Doğru. 110 ise 70. İki iskele üçgenin taban açılarının eşit olduğunu biliyoruz. İster şuradan gidin. 70, 70, 100 kırsa 40. Öğretmenim. Bu 85 ise burada da 85 olması için. Evet. Yanlış bulmadık değil mi? Ya siz yanlış buldunuz ya ben yanlış buldum. 110, 70 ve 70, 70, 100, 40, 40, 85 olması için sanki 45 olmalı değil mi? Evet, Mengüs'ün dikkat edersen ufak tefek teknik arıza olabilir, işlem hatası olabilir. 70 ise burası ne olacak? Evet, 25 derece, 25. Burası da 110, isterseniz böyle çözün dedim. 135 olduğu için buraya yine ne lazım? 45 lazım. İster... Şuradaki Z'den gidin. 85 öğretmenin burası da 85 deyin. 85 olması için burası 40 ise buraya ne kalacak? 45 kalacak. Evet doğru cevabımız 45 olacak. Anlaşıldı mı? Evet devam edelim. İkiz kenarlığın mantığını anlatmak için kaçıran arkadaşlar için bir daha söylüyoruz. İkiz kenarları şunu bilmeni istiyoruz. İkiz kenarların dışındaki kenarına taban diyoruz. İkiz kenarının ikiz kenar üçgeninde taban açıları her zaman aynıdır. Dikkat edersek 40 ise geriye ne kalacak 140. Kardeş paylaştırıyoruz. Bütün yarısı 70 bu tarafa, 70 bu tarafa. Arkadaşlar 70 ise burası ne olacak? 110. Bu x'ken bu da x'ti zaten. İkiz kenarın taban açıları eşittir. 2x'e ne kaldı? 70. O zaman x'imiz ne olacak? 35. Anlaşıldı mı arkadaşlar? 40 ise 140 kaldı. 70, 70. 110. O zaman ne olacak? 35, 35. İkizkenar üçgenini böylece tekrar etmiş olduk. Hemen ABC. Sorularda genelde bir tane sayı veriyorsa cevap odur. Değil mi? Başka hiçbir şey yok yani. O zaman direkt evet. Böyle salamayacağız değil mi? Biz çözeceğiz. Peki beraber bakalım. Bizden nereyi istiyor? ABC açısını istiyor. ABC açısını istiyorsa aslında bizden x artı y'yi istediğiniz farkında mısınız? X artı y'yi soruyor. Biz iki iç açı kendisine komşu olmayan bir iç açıyı öğretmedik mi? X artı y direkt 70. Direkt işaretleyebiliriz. Ama onu göremeyen arkadaşlar varsa öğretmenim 70 ise burası 110'dur. O zaman bu x ile y'nin toplamı 70'dir. X artı y 70 ise burası da 70 deyip çok rahatlıkla çözebilirsiniz. Evet. Bunu da geçiyorum. Evet, ilk önce dediğimiz gibi soruda ne yapacağız? Belirlenlere ineceğiz. AB ile BE eşit verilmiş. Bir çözüm bakalım, ondan sonra birlikte çözelim. AB ile BE eşit verilmiş. DAE açısı
şu açıyla şu açı verilmiş. Alfa 20 verilmiş. Alfa kaç derecedir? Buldunuz mu? Cevapları bekliyorum. Şimdiye kadar bulursunuz diye düşünüyorum. Çözeyim o zaman. Yavaş yavaş. Açıortayı gördüğümüz zaman aynı harfleri söylememiz gerektiğini biliyoruz. Buraya M dersek burası da M değil miydi? M. Doğru mu? Doğru. Peki iki iç açı kendisine komşu olmayan şu bir dış açı eşit mi? Arkadaşlar eşit. Burası da o zaman M artı alfa mıdır? Bundan sonrasını bari söyleyin artık. Kaç çıktı? Evet. 20 artı M ikizkenar üçgenin taban açıları eşit olduğu için M artı alfa eşittir. O zaman M'lerimiz dikkat ederseniz gitti. Alfa eşittir. Ne olacak? 20. Bir de anlatayım. Değerli arkadaşlar diyoruz ki burası M ise burası da M. İki iç bir dıştan şu açı M artı alfa. Bununla bu ikizkenar boş boşuna verilmemiş. Burası da o zaman M artı alfa olacak. Burası M ise mecburen burası da ne olacak? Alfa olacak. Evet, diğer soruya geçiyorum. Soruda demiş ki ilk önce verilenleri her zaman üzerine yazıyoruz. AB kenarı, AC kenarı ve neresi verilmiş? EC kenar. Eşit verilmiş. Diyor ki alfa kaç derecedir? Alfa kaç derecedir? Hadi bulalım. AB kenarı, dikkat edin, AC kenarı ve EC kenarı verilmiş. Zahmet olacak, soruyu çözer misin? Bir çözün bakalım. Sadece ikizkenar üçgenin taban açıları aynı olduğunu iki iş bir işi bilirseniz çok rahatlıkla çözersiniz. Evet, diğer arkadaşlarına yorum bekliyoruz. 20 artı alfa ise arkadaşlar, şu açıda 20 artı alfa değil midir? İkizkenar olmuş. Bununla bu eşit. 2 iç bir dış, 5 ile 20 artı alfayı toplayabilir miyim? Toplarım. O zaman burası da ne olacak? 25 artı alfa. Yanlışımız var mı? Yok. Peki arkadaşlar, 20 artı alfa ile 5'i topladık, 25 artı alfa olduğunu gördük. 2 iç bir dış da, şurası da ne olur? 45 artı alfa. 20 ile 25 artı toplasa 45 artı alfa. Burası da 45 artı alfa değil mi? Alfa. O zaman üçgen iç açıları toplamı, şu açı, şu açı ve alfanın toplamı 180 değil midir? Alfamız kaç olur? Üç alfa 90 ise arkadaşlar alfamız 30 derece olmuş olur. Evet. Anlaşılıyor mu arkadaşlar? Anlaşıldıysa öbür soruya geçiyorum. Evet. Soruda 4 tane eşitlik verilmiş, 20 verilmiş, x verilmiş. Bütün verilmesi gerekenleri bizim yerimize yazmış. Burası 20 ise burası 20 değil midir? İkizkenar üçgenin taban açısına eşittir. İsterseniz hemen bir siz çözün. Bir bakın ondan sonra ben çözeyim. Çözmenizi bekliyorum. Evet, bakalım 60 mıymış? 20, 20 ise burasının 40 olduğunu biliyoruz. 40 ise 40 olduğunu biliyoruz. İki iç açı, kendisine komşu olmayan bir iç açıdan da gidebilirsiniz. 60. Gördüğünüz gibi ikizkenar üçgeni tepe açısı 60 ise bu neymiş aynı zamanda? Bir eşkenar üçgen imiş. Şurada tek çizgi olacak. 60 olduğunu görüyorsunuz. Evet. Ahmet, emeğine sağlık. Ahmet, güzel çalıştın. Teşekkür ediyoruz.
20 ise 20. Burası 40 derece olduğunu gördünüz. 40 ise burası da 40. İster şöyle gidin. 40 ise öğretmenim 80'dir. Buraya ne kaldı? 100. 120 ise 60. Bu 60 ise bu 60. Tepe açımızda ne olacak? 60 derece olacak. Bir sonraki slide'den geçiyorum. Bu soruyu da ders kaçıranlar için arkadaşlar onun için bir daha anlatıyoruz. Demiştik ki açıortaylar bir noktada kesişir. Bu kesiştikleri noktaya işte çemberin merkezi denir. İki tanesi açıortay varsa üçüncüyle birleştirdiğimiz zaman kesinlikle hatta üşenmeyelim birleştirelim. Şurada yani hat çekelim şurada. Bunu buraya birleştirdiğiniz anda kesinlikle neymiş her zaman açıortay olacakmış. Yani burası da 25-25. Sonra demiştik ki ilk önce formülü çözelim sonra formülü çözelim. Olmaz mı? Açıortayları gördüğümüz zaman AA, BB çok rahat diyebiliriz. Peki üçgen iç açıları biz bilmiyoruz bunu biliyoruz. 2A artı 2B artı 50'miz ne olacak? 2A artı 2B artı 50'miz 180 derecesi arkadaşlar. A artı 2 artı 2B 130 olduğu için A artı B'miz 65. Şimdi dikkat ediyor musunuz? Buradaki x, iki iç bir dıştan a artı b değil midir? Ya onu göreceksiniz ya da burası öğretmenim a artı b 65 ise burası da ne olacak? 115'tir. 115 ise burası tekrar 65'tir. İkinci çözüm, bir daha bakalım. 50 ise 2 artı 2b 130, a artı b'ye 65, burası da x 65 buluyoruz. Oldu ya. Şimdi formülü bilen arkadaşlar varsa şu aradaki açı, iki tane iç açıortay arasındaki açı 90 artı tepedeki C'nin yarısıdır demedik mi? C açısının yarısıdır. C 50 ise yarısı 25. 90 artı 25'te aradaki açıyı çok rahatlıkla biz ne bulabiliriz? 115 olduğunu çok rahat biliyoruz. Bu 115 ise burası ne olacak? 65'tir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldığı için geçiyorum bir sonraki soruya. Bumerang kuralı. Kimi arkadaşlar bumerang kuralı diye biliyor. Kimi işte farklı şekilde biliyor. Ben bu soruyu iki şekilde de anlatacağım. Bir, bumerang kuralı dediği şu. Şöyle baktığımız zaman şu açı, şu açı ve 3 tane şu açının toplamı her zaman şuradaki açıyı veriyor. 5x 2x'den 7x artı 20 eşittir 90 diyor. 7x'imize kaç lazım? 70 lazım. 7x 70 ise x'imiz ne olacak? 10. Ama benden x'i sormuyor. Dikkat edin. Hemen direkt onu işaretlememek lazım. Bizden BCD açısını 2x'i sorduğu için 20 deyip çok rahat çözebiliriz. Burada hemen şuradan bir kalemle bir çizgi çizelim. Bir çizgi çiziyoruz. Rengi de kırmızı olsun. Şimdi yukarıya doğru şöyle çizdiğimiz zaman arkadaşlar biz bunu üçgene çevirdik mi? Biz üçgenleri çok iyi bir öğrendik artık. Çok rahatlıkla sorumuzu çözebiliriz. Burası 20, 90 ise sayıdan tarafa gitmek her zaman avantajdır. 70. İster 7x'in 70 olduğunu görün ya da hocam burası da 110'dur. O zaman 7x'e 70 lazım. X'imiz yine ne olur? 10. Ama benden 2x'i sorduğu için 20 diyoruz. Bumerang kuralı da anlaşıldı herhalde. İki iç bir dıştan çözüm de anlaşıldı. Bir bakın. Kafanıza yatmayan bir yer varsa sorun. Yoksa diğer soruya geçelim. Hızlı gitmiyoruz değil mi arkadaşlar? İnşallah önünüzde notlarınız olduğu zaman, işte PDF'lerinizi de koyduğunuz zaman hiçbir sıkıntınız kalmayacak. Yani. Şimdi kaçan arkadaşlar varsa DAKI diye bir şey anlatmıştık. DAKI dediğimiz şey şuydu. Dedi ki arkadaşlar DAKI dediğimiz hadise şuydu. Soruda diklik veya kenar ortay varsa diklik veya kenar ortay. Bakın burada hem dik var hem kenar ortay. Aynı anda ikisi varsa diğerleri de vardır. Hemen diki ve kenar ortayı gördüğünüz zaman ilk iş bak nasıl çözmeniz gerektiğini anlatıyorum. İkisi varsa diğerlerini siz yazacaktınız. Hemen açı ortaya olduğunu yazacaktınız. Bu bir. İkiz kenar olduğunu yazacaktınız. Hemen bununla bunun eşit olduğunu yazacaktınız.
bu iki taban açılarında aynı olduğunu yazacaktınız. Doğru mudur? Doğru. Şimdi soruları okuyalım beraber. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. AB ile AC kenarı, şu kenarlar birbirine de eşit verilmemiş mi? Bu da ikizkenarsa bu x'ken burası x değil mi? X. Bu da ikizkenar olduğu için taban açısı eşit, bu da x değil mi? Bu da x. Köşedeki açıların toplamı, üçgen iç açıları toplamı 180 değil midir? 3x artı 30 değerli arkadaşlar. 180 ise 3x'imize ne lazım? 150 lazım. 1x'imizi soruyor. 50. Şimdi ilk defa görenler için bak bunları elinize alacak. En çok kullanılan geometri soru tiplerinden biridir. Bu daki dediğimiz ikizkenar soru tipleri. Kenarorta yükseklik varsa hemen açıortayı siz yazmak zorundasınız. Yazın. Eşitlikleri yazın. Cevabın kendiliğinden çıktığını çok rahat göreceksiniz. Öğretmenim diyorsunuz. Bakın bu da ikizkenar vermiş. Bu x ise bu x değil mi? X tabii ki. Yazdık. Bununla da bu ikizkenar çıktı. X üçgenin köşedeki açıları toplamı 180 derecedir. Verilenleri muhakkak üstüne yazmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Evet. Anlaşıldıysa devam edelim. Evet. Hemen çözün. İkiz kenarı gördüğünü ne yapacaktık? Taban açılarına AA diyecektik, BB diyecektik. Başka bir şey demeyecektik. Doğru mu? Doğru. Şu üçgenin iç açıları toplamı 180 değil midir? Bununki de 180, bunda 180 olduğunu inşallah farkındasınız. Peki arkadaşlar şu iki açıya ne kalır? 40'sa şu ikisinin toplamı ne olacak? Kaç kalır? 100. Doğru mu? Burası toplamı 180 dedik. Burası da 180 ise bu iki üçgenin iç açıları toplamı 360 değil midir? Köşedekilerine 140 kalıyorsa 2A artı 2B 360 olması için 2A artı 2B artı 140 360 derece değil midir? Evet. 360 olduğunu biliyoruz. Burası ne oldu? 220. 220 ise arkadaşlar A artı B'miz ne oldu? 110. 110 ise burası ne kaldı? 70. Buraya M, N başka harfleri de verecektim. Ama çok böyle harf girmesin istemediğim için çok sanki bilmeyen olmasın diye sadece taban açılarını A, A, B verdim. Bu ikisinin toplamında 140 olduğunu zaten biliyorsunuz. 2A artı 2B'ye de ne kalacak? 220 kalacak 360 olması için. A artı B 110. X'imiz de 70. Evet. Bir tane daha soru çözelim. Ondan sonra da bakalım. A açısının ölçüsü kaç derecedir diye size sormuş. Hadi bakalım. Şurayı soruyor. Verilenleri üzerine vermiş. Bu da son sorumuz olsun bugün. Böylece üçgende açılar konusu bitti. İnşallah bir dahaki dersimize açıkenar bağıntıları arkasından da eşitlik benzerlik diye devam edeceğiz. Lütfen bu anlattıklarım videoları tekrar izleyin. Ondan sonra soruları tekrar çözmeye çalışın. Elinizdeki kitapları, verdiğimiz dokümanları, elinizdeki kitapları çözerseniz pekişmiş olur. Anlamadığınız yeri şeyler olursa bize çok rahatlıkla soru sorabilirsiniz. Evet, devamlı işte dersimiz var zaten. Devamlı canlı kanalda. YouTube'da var. ODTÜ'ler şeyine girdiğimiz zaman oradan da tekrar izleyebilirsiniz yani. YouTube sayfamızda var. Oradan bakabilirsiniz. Evet. Çözdünüz mü arkadaşlar? 10, 40 ise şurada bir üçgenimiz yok mu? Var. EFC üçgenimiz. 10, 40 ise 50 oldu mu? 50. İki eş bir dış açıdan şurası 50 değil midir? Ya da orayı 50 olduğunu göreceksiniz. 10, 40 ise 50 ya da şuranın 130 olduğunu göreceksiniz. 130 ise tekrar burası 50. 20, 60 da iki eş bir dıştan bu açımız ne olacak arkadaşlar? 80. Doğru mu? İsterseniz biraz daha büyüteyim. Rahatlıyorum. Evet. Evet, biraz daha büyüteyim. Evet, 20, 60 ise burası ne olacak? 80, 80, 50 ise 130. O zaman A açımız ne olacak arkadaşlar? 50 derece olduğunu görüyorsunuz. Bugünlük bu kadar da yetiniyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.